Koyun Evreni'nden hepinize merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bilmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz günlerde bir rare short işlemi aldık. Ancak bu short işlemi ben erken kapattığımdan kaynaklı %300 civarında sizler kar elde ederken ben fazla kar alamadım dostlar. Gelelim bu işlemleri neye göre aldığıma, nasıl aldığıma. Rare long işlemi şu şekilde detaylı olarak göstereyim. Ondan önce de BNX long işlemimiz dostlar. Görmüş olduğunuz gibi enter aralığı ki son videoda hatırlarsanız dostlar bu video için bu şekilde rare konseptinden bahsediyorum. İşlemi neye göre aldığımı ve canlı bir şekilde sizlere aldığım işlemi detaylı olarak burada da gösteriyorum. Peki bunu neye göre aldığım konseptini ise ICT Order Block Stratejisi dostlar. Bu videoyu izlemediyseniz kesinlikle bu videoyu güncel haliyle ilerletmeden detaylı bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim dostlar. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olur. Gelelim son bitcoin analizimizle başlayalım. Peki bu order bloklar bize güncel hayatımızda nasıl para kazandırabilir? Canlı bir örnek. Hatta bu canlı örneğin sizlere public kartını paylaşıyorum dostlar. Yani herkese açık. Görmüş olduğunuz gibi kartı çiziyorum. Detaylı olarak bir lokal dip bölgesini belirledikten sonra klasik divination ve büyük fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi range yapımız. Range low bölgesi bizim için ne demiştik son canlı yayınlarda da zaten son günlerde hep bu bölgeden tepki aldık. Şöyle grafiği de bir kere kapatayım. Zaten tepki aldığı bölgeyi net görebilirsiniz burada. Belirttiğim 56.500 dolar bölgesi altında yaptığım HTF analizde herhangi bir kapanış gelmiş mi? Hayır. Buralardan kaç defa ekmek yedilmiş bu bölgeden sonra? Görmüş olduğunuz gibi %6, %8, %10 civarında ortalamayla 4-5 defa ekmek yedirmiş de olsa Bizlere Order Block bu alanda çok ama çok yardımcı olmakta. Sadece vadeli tarafında mı? Hayır. Destekten al, dirençten sat gibi böyle klasik cümle kullanmak istemiyorum ama alt demand yani destek Order Block'undan alıp üst sap direnç obisinden satabilirsiniz. Bu Order Block'ları neye göre çizdiğimi, neye göre değerlendirdiğimi veya siz nasıl takip edebileceğinizi detaylı olarak zaten trade grubuna katılanlara özel eğitim serisinde anlatılmakta. A'dan Z'ye neyi nasıl yaptığımı A'dan Z'ye anlatılmakta. Ekstra aldığım tüm işlemleri mentor hocalarım ve ben entry noktam, stop noktam, kar alma noktalarımla birlikte bu şekilde detaylı olarak paylaşmaktayız dostlar. BNX'ten güncel %400. Rare ise %600 civarında net bir kara ulaşmış durumda dostlar. Yine aynı stratejiyle birlikte şu şekilde entry, stop nokta, kar alma noktalarımla birlikte detaylı olarak zaten yazmaktayız dostlar. Mentor hocalar ve benim bulunduğum bir grup burada dostlar. Harici olarak burada biliyorsunuz soru analiz grubumuz da var zaten. Kafanıza bir soru takıldı diyelim analiz konusunda veya eğitim serisinde veya tam tersi istediğiniz bir coin analizi olduğunda burada detaylı olarak mentor hocalarım ve ben sizlere 7-24 yardımcı olmaya çalışıyoruz dostlar. Bilginiz olsun. Bir de zaten trade grubuna özel trade grubu, sohbet grubu var. Burada da scalp pozlar paylaşılmakta. Gelelim videomuza. Şimdi bitcoin kartımız noktası olarak çok da güzel ekmeğini yedirdi. Peki bitcoin'den long almak yerine ben hangi coinlerde long işlemler aldım? Hangi coinleri spot işlemler aldım. Bunların hepsi zaten trade grubunda mevcut. Birkaç tane de public işlem paylaştım. Bunlardan biri mesela C98. Görmüş olduğunuz gibi yazıyı durdurup 2 saniye okuyabilirsiniz. Kartım bölge kazanırsa tutunduktan sonra long ide oldu. Ve kartı attıktan sonra sadece bir gün içinde %11 yükseldi bile dostlar. Bu tarz birçok kartım var. Mesela C98 haricinde big time ki short videosunu izlediyseniz eğer bu şekilde short kısmına geldiğimizde veya Instagram'da son görmüş olduğunuz reels videosunda big time'dan elde edilen karları bu şekilde canlı olarak görebilirsiniz. Big time kartım öncesi ve sonrası şeklinde hem shortundan hem longundan sadece tek bir kart üzerinden pardon hemen düzeltiyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi big time kartın üzerinden birçok kez kar elde edebilirsiniz dostlar. Bölgeye reteste inecek ve bu bölgeden sonra tepki almasını beklediğimi söylüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bölgeye ortalama %15 gibi bir düşüş ve bu bölgeden sonra da noktasal bir %11'lik yükseliş. Bunlar ise bildiğiniz hani range top demeyelim ancak olası lokal diplerin nasıl aktif şekilde Trade tradeleyebileceğinizi zaten geçtiğimiz videolarda da sizlere detaylı olarak anlattım. Şimdi biliyorsunuz ki anlattığım tüm stratejilere özel o ay boyunca o konsepte göre işlem almaya çalışıyorum ki sizlere bu stratejilerin para kazandırdığını canlı bir şekilde ve sizlerle birlikte işlem alarak kanıtlamak adına. Bu arada unutmadan hatırlatayım trade grubuna katılmak istiyorsanız normal grupta sabitlenenlerde altcoin evrenin bot üzerinden bilgi alabilirsiniz veya videonun açıklama kısmındaki katılım formu üzerinden katılabilirsiniz dostlar bilginiz olsun. Onlarca zaten bir çok kez public kartta normal grupta paylaşmaktayım. Gruba katılmayı da unutmayın dostlar. Çekilişlerimiz olmakta. Ethereum kartım, Big Time kartım, C98 kartım. Hatta şöyle Big Time kartımız tıkladığımızda zaten bu Big Time'ın öncesini görmüş olacaksınız. Şimdi gelelim ray ve BNX işlemimize. Bu iki kartımızı ben şu şekilde birleştireyim dostlar. BNX tarafında biliyorsunuz ki zaten videoda detaylı olarak burada anlattım. Neyi neye göre yaptığımı, nasıl ve order bloktan neden tepki alması gerektiğini. Rey'deki mantıkta aynısı aslında Rare ilk short pozisyon açtığımız alan burası dostlar. Güzel bir düşüş verdi. %400'lere varan net bir kara ulaştı. Ancak çok fazla oyalandığı için ve gece yarısı olduğu için artık ben entry bölgelerinde kapattım bu işlemi bilginiz olsun. Akabinde çok da güzel düştü. Bizim lokal tepe ve lokal dip bölgelerinde ilk alternatif eğer fiyat yeni bir alana gidiyorsa biz ne olarak kullanabiliriz bu hareketleri demiştik. Bu lokal dibimiz olsun, bu da lokal tepemiz olsun dostlar. Fiyat bu alanlara geldi, bölgeyi kazandı. Lokal dip olduğunu bilmiyoruz. Fiyat bu tepeyi yaptıktan sonra tepki aldı. En son oluşan lokal dip bölgesinden olası destek bölgesidir dostlar. Bölgeyi kırdıktan sonra yeni bir tepe yapmaya gittiğinde bu bölge alternatif lokal tepe olduğunu tahmin edemiyoruz tabii ki de. Fiyat buralara geldi hareketine başladı ve düşüşmeye başladı. Biz hala trend bullish olduğu için bos yaparak ilerlediği için biz bu coin'e ne diyoruz dostlar? Olası bir önceki lokal tepe bölgesinden alternatif lokal dip bölgesi oluşturabileceğini destek bölgesinden tepki alabileceğini tahmin edip biliyoruz. Yani yeni oluşan coinlerde yeni çıkan piyasaya coinlerde biz bu şekilde hareket edebiliriz. Bakalım hem shortundan hem longundan nasıl ekmek yemişiz reyde de. Grafiğini görüyorsunuz dostlar. Çizdiğim tek bölgelerde Bir önceki lokal tepe. major eğer bu fırsatı verirse alt bölgelere major dipten tekrar long fırsatı alacağım. Tekrar yeni bir lokal tepe. Fark ettiyseniz son lokal tepenin altında bir değişim var. Ancak burada saatliğe geldiğimde bir order bloğumuz meydana çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi net bir OB'miz. Hem aynı zamanda ben burada neye dikkat ediyorum dostlar. Son lokal dibin altında stop um var. Bölge nereden dönüyor? Görmüş olduğunuz gibi tüm entry'leri alıyor. Bizim TP1 bölgemiz bu bölgede. 1, 2, 3 defa ekmek yediriyor bu bölgeden. Ve bu bölgeden sonra hedefe gidiyor. Ortalama 4 arlık bir işlem bu arada. Hani az da değil çok da değil dostlar. Ancak risk ettiğiniz tutarın hemen hemen şöyle diyeyim dostlar. Risk ettiğiniz tutarın 10 katı alındı bile. Yani 1'e 10 riskinde alınacak bir tutar. Kasamızın %1'ini biz feda ettik. Bilginiz olsun. Ve beni yukarı yönlü iteleyen şey ise bu coin'de yeni çıkan coin'de ise bıraktığı açık likitliler kaynaklı. Bu likitlileri almadan ICT order bloklarda ne konseptini kullanıyoruz demiştik dostlar. Bir order blok, iki likitte, İkisinde de bu söz konusu. Saatlikte OB'miz var. Alternatif net bir düşüşümüz var. Ancak fark ettiyseniz son lokal tepeden fark ettiyseniz tepki almıyor burada dostlar. Bölgenin altına bir geniş fake out at attıktan sonra bölgeyi kazanıp tekrar retest alıp buradan yoluna devam ediyor. Yani buraya geldiğinde zaten likitlileri almış oluyor. Evet ancak burada izle izlemedeyim. Açık likitteler var ve ben alternatif olarak son lokal tepenin destek olarak çalışacağını tahmin yönünde işlem almıyorum. Nerede order blok var? 4 saatlikte yok. 1 saatlikte var. Neden? Grafik daha önce geçmişe dayalı sağlam bir grafiği yok. Yeni oluşan bir grafik. Evet burada order blokumuz söz konusu. İlk tepkiyi aldıktan sonra bölgeyi kazanıyor. Biz ikinci retestinde zaten çoktan işlemde çoktan tüm entrilerimizi almış bir şekilde pozisyonda hazır durumda oluyoruz dostlar. Bu şekilde de hedefe gitmiş ve karımızı almış oluyoruz dostlar görmüş olduğunuz gibi rail long işlemimiz ki kartı alırken de likit diye belirtiyorum. OB belirtmiyorum burada ama setup bu şekilde atıyorum dostlar ve aldığı tepki sonrasında tertemiz bir kar elde ediyoruz dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sizden gelen birçok PNL var. Hatta ben bunu Twitter ve YouTube Short kısmında da paylaştım dostlar. Bilginiz olsun. Akşam izlersiniz büyük ihtimal. Mesela Bitcoin kartımda da senaryo aslında aynı. Herhangi bir yeni lokal tepe oluştuğunda bu bölgelerde likitte bırakarak gittiği için üst bölgeye kadar hala atak beklediğimiz ve olası lokal dibin renk çayımızda burada nasıl olsa 56.500 dolar bölgesi. Bu bölgelerden dönmezse ise 56.500 dolar altında kapanışta selasını okuruz. Yani alt OB konuşuyor oluruz anlamında söyledim. Ve birçok arkadaşımız yine bu pozisyonları değerlendirdi dostlar. Dediğim gibi order bloklar sizlere aslında bu alanda ciddi oranda win rate'iniz yani kazanç oranınızı yükseltebilir. Aynı senaryonun bir farklı konseptine gelelim. BNX sizlere bir önceki videoda bundan detaylı olarak aslında bahsetmiştim. Yine aynı aynı senaryo bir OB'miz var. OB altı bir fake atımız yani divination'ımız mevcut. Range alanımız, range ayımız, EQ low, range low'umuz burada. Fiyat belli bir alanda akumülasyon oluyor. Divination attıktan sonra bu bölgelerin likitlerini almış oluyor. Ve geri kazanımda ilk retestini değerlendiremedim kaçırdım. Ama ikinci düzeltmesinde artık işlemdeyiz dostlar. Sizlere daha önce anlattığım bir senaryo vardı. Düşüş trendlerinde ilk Kırılımı buradaki kırılımı kaçırdınız Yani buradaki düzeltmeyi siz Değerlendiremediniz hemen şöyle bir çizelim Girmeniz gereken yer burası ancak Buradaki fırsatı kaçırdınız ikinci düzeltmeyi Emin olun kesinlikle verecektir Veya şu şekilde çizmiştim hatta Bir sonraki olası düzeltme son bıraktığı Lokal tepenin destek olarak Çalışması olacaktır bu bölgelerde dönüş Yani reverse long arayabilirsiniz Diye detaylı olarak birçok Video çektim kanalda da dostlar Bunların kısa ve ham hamali hatta Hiçbir indikatör kullanmadan da şu şekilde anlatabilirim. Trade grubunda zaten eğitim serisinde anlatılmakta. Order blokları neye göre çizebilirsiniz veya likiditeleri neye göre ayarlayabilirsiniz aynı şekilde ki bunları kafanızda soru işareti kalmaması adına daha henüz yeni entry almışken veya TP1 almışken bu şekilde de paylaşıyorum dostlar bu konseptleri. Aynı zamanda bizi yine yukarı yönlümesini tetikleyen unsurlardan birine iç range dediğimiz bir olay var. Kafanızı karıştırmayacağım. Bir nevi açık likitte konseptimiz var. Eğer dönecekse bile bu bölgelerde tekrar devine atıp buradan reverse short yönlü döne burada deliklerimiz var. Buradan da shorta geçeriz. Hiç sıkıntı değil. Zaten 5 har, er, 6 har er civarında tertemiz net bir kar aldık bile dostlar. Bilginiz olsun. Yani kullandığım konsept hem range, hem deviation, hem likidite, order block. Aslında harmonik yapıları da bakıyorum ama bunları nasıl anlatabilirim sizlere dostlar? Kısa ve öz bir şekilde anlatmak gerekirse order block'la bile ne kadar ciddi oranlarda para kazanabileceğinizi sizlere tekrar kanıtlamış olması amacıyla çektiğim bir video aslında bu dostlar. Dediğim gibi detaylı olarak bu videoyu izlemeyi unutmayın aynı şekilde öncesinde izleyebilirsiniz. Order blokları çizip belirledikten sonra zaten birçok arkadaşımız gibi sizler de güzel karlar elde edebilirsiniz dostlar. Son olarak az önce bahsettiğim Ray short işlemi. 17 Ağustos'ta almışız. Bahsettiğim lokal tepe ve lokal dipleri bu işlemleri nasıl alabileceğinizi yine trade grubunda anlatmaktayım. Görmüş olduğunuz gibi marj olarak %250'lere varmış dostlar. Ben çok makul bir tutar bırakmıştım orada içeride. Zaten burada da yazıyorum. Ancak işlemi entiden kapattığım için herhangi bir TP yazmıyorum burada. Bilginiz olsun. Zaten bakın bu kartı da detaylı olarak paylaştıktan sonra birçok arkadaşımız da Bitcoin adından da güzel karlar elde etti. Yani Twitter'dan ve Youtube'dan takip etmenizde kendinize bir yatırım tavsiyesi olacaktır dostlar. Bilginiz olsun. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.